Sorumuz denge şartları ve ağırlık merkezi ile alakalı bir soru. Kalınlıkları her yerinde aynı olan türdeş, k, üçgen, l daire, m, dikdörtgen levhaları şekildeki basılıyor. Buna göre serbest bırakılan KLM levhalarından hangileri şekildeki gibi dengede kalmaya devam eder şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buradan ipteki gelime kuvvetine t dediğimizde aynı ipteki gelime kuvveti aynıdır ilkesinden bu ipteki gelime kuvvetine de t demiş olacağız. Ve üçgen levhanın ağırlık merkezi... 2'ye 1 oranla kenar ortaylarının kesim noktasıydı. Yani bunu 3 eşit parçaya böldüğümüzde ağırlık merkezi bunun burası oluyor. Aşağı yönde G şiddetini çizdiğimizde dengenin birinci şartına uyar bu. Yukarı çekenler aşağı çekenlere eşit olabilir. Ama dengenin ikinci şartına uymaz. Yani nereye göre tork alırsanız alın. Kuvvetlerin torkları birbirlerini dengelemez. Mesela G'ye göre tork aldığımızda T'nin torku diğer taraftaki sağdaki T'nin torkundan küçük. Yani sağdakinin torku daha büyük olmuş oluyor. O zaman burada Toplam Tork sıfır ilkesine uymaz veya şöyle düşünelim T-T ikisinin bileşkesi ikisinin tam ortasından eşit olduğu için buradan yukarı yönde ağırlık mer ikisinin bileşkesinden astığımızda. Yukarı yönde 2T, aşağı yönde G var. E, toplam torka uymaz. Neden? Mesela şunlar birbirlerine eşit olsa dahi F, F dediğimizde bakın eşit olduğu halde dengenin birinci şartına uyduğu halde ikinci şartına uymuyor. Toplam tork sıfıra uymuyor. Neden? Şuraya göre tork aldığımız arkadaşlar ne olacak? İkisinin torku da aynı yönde olduğu için dönmeye başlayacak. Yani birinci şeklimiz bu şekilde dengede kalamaz. İkinci şekilde de benzer bir durum geçerli. Yani bu ipteki girme kuvvetine T dediğimizde aynı ip olduğu için T olmuş oluyor. Bakın bu ipin uzantısı buradan geçiyor. Yani buradaki daire levhanın ağırlık merkezine ağırlığı astığımızda iki ipin bileşkesi bakın ikisinin tam ortası yaklaşık burası olmuş oldu. Burası olduğu için arkadaşlar iki t buradan astığımızda dengenin birinci şartına uyar ama ikinci şartına uymaz. Yani yukarı çeken aşağı çeken eşit olabilir. Ama dengenin ikinci şartına yani toplam torka eşit sıfıra eşit olmaz. Ondan dolayı da bu da yine birincideki gibi dengede kalamaz. Üçüncüye baktığımızda ipteki yerime kuvvetine T dediğimizde aynı ip olduğu için bu ipteki yerime kuvveti T olacak. Ve ağırlık merkezi eş bir cisim olduğu için tam orta noktasından aşağı yönde astığımızda ikisine eşit uzaklıkta ipler olduğu için bakın iki ipin bileşkesi ikisinin tam ortasından şöyle yukarı yönde 2T şiddetinde çizdiğimizde hem dengenin birinci şartına hem de ikinci şartına uyabiliyor. Ondan dolayı da bu düzenimiz bu şekilde dengede kalabilir. O halde dengede kalabilecek yalnız B yani B seçeneği doğru cevap olmalı. Sürtümlerin önemsermediği düzenek şekilde gibi sabit hızla hareket etmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar sabit hızla hareket etmesi için net kuvvetin sıfır olması lazım. Yani net kuvvet sıfır olduğunda ivme de sıfır olduğu için iğmenin sıfır olması iki durumla gerçekleşir. Duran bir cismin durgunluğunu koruması, yine hareket halindeyken sabit hızla hareketine devam etmesi, burada net kuvvetin sıfır olduğu yani sabit hızla hareket ettiğini bize gösterir. Şimdi hareket yönüne dikkat ederseniz aşağı yönde hareket ediyor. O zaman sistem sabit hızla bu yönde hareket ediyorsa bunu aşağı çeken L'nin ağırlığının arkadaşlar yukarı yöndeki ip gerilmesine eşit olması lazım. Yani sistem sabit hızla hareket ediyorsa sistemi oluşturan cisimler de sabit hızla hareket edeceği için lokalde bunları herhangi bir yönde çekeni ters yönde çeken kuvvete eşitliyoruz. Ve bu sabit hızla gitti. Gelelim şimdi ikincisine. İpteki gerilme kuvveti K cismini sağa doğru çekiyor. Sürtünmeler önemsenmediğine göre dediği için F kuvveti de sola doğru çektiği için T'nin de F'e eşit olması lazım. Yani o zaman T F T G L'ye eşit. Burada F eşittir T. O da eşittir arkadaşlar. GL şiddetine bir eşitliğe ulaştık. L'nin ağırlığına eşit. K'nın ağırlığıyla alakalı herhangi bir işlem yapamıyoruz. Yani onun ağırlığı herhangi bir ağırlık olabilir. Buna göre F kuvvetiyle L cismin ağırlığı eşit büyüklüktedir. Evet F ile L ağırlığı eşit. Doğru. K cisminin kütlesi artırılırsa... İpte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü azalır. Arkadaşlar kanın kütlesinin artması veya azalması ipteki gerilme kuvvetini etkilemez. Biraz önce kanın ağırlığının herhangi bir şeyi etkilemediğini söylemiştik. O halde bu ifade yanlıştır. 3. L cisminin kütlesi artırılırsa ipte oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü artar. L kütlesini artırdığımızda arkadaşlar ne olacak? Aşağı doğru hareket etmeye başlayacak değil mi? O zaman L'nin kütlesi artılırsa ipte oluşan gelinme kuvveti o zaman ne oluyor? Bu cisim e ivmeli hareket yapmaya başlayacağı için bakın burada e ivmeli haliyle diğeri de e ivmeli hareket yapacak. Sağa doğru hızlanacak. E, sağa doğru hızlanması için T'nin F'den büyük olması gerekecek. K cismi için konuşuyoruz. T'nin F'den büyük olması gerekecek. Çünkü ivmeli hareket yapıyor. İvmeli hareketle net bir kuvvetin ortaya çıkması gerekiyor. O zaman net kuvvetimiz de haliyle bu yönde hareket ettiği için T'nin F'den büyük olmasıyla gerçekleşir. Ee, ve buradan da T F'den ikinci durumda büyük olmuş olur. O zaman L cisminin kütlesi artırılırsa ipte oluşan gelime kuvvetinin büyüklüğü artar bilgisi K'dan yararlanıp bulmaya çalıştığımızda evet doğru olur. L'den zaten iki değişken olduğu için tamamlayamayız. Yani G ile T dediğimizde burada bundan yararlanma yararlandığımızda iki değişken var. Yani hem L'nin ağırlığı değişiyor hem de T değişme ihtimalinden dolayı. Burada arkadaki cisimden yararlanmak mantıklı olanı. Çünkü net bilgiye arkadakinden ulaşıyoruz. İki değişken var çünkü L'de. Onun için K'da bir değişkenden dolayı rahat anlamak kolay oluyor. Onun için 1 ve 3 doğru cevap D seçeneği olmalı diyeceğiz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda sabit büyüklükte hızla akmakta olan Doğrusal nehrin üzerindeki köprü Esra elindeki topu serbest bıraktığında anda nehirdeki tahta parçası şekilde konumdan geçiyor. Top tahta parçasının K noktasına isabet ettiğine göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar bakın şimdi tahta parçasını bıraktığımızda topu da serbest bırakıyormuşuz. Hop ne yapıyor? Buraya demek ki K noktası yani tahtanın K ucu, K ucunun olduğu nokta buraya geldiğinde top da yine bunun bu noktasına çarpıyor. Ve burada da haliyle ikisi de aynı sürede aynı miktar yol almış oluyorlar. Baktığımızda arkadaşlar 5 metre yolu alması için nasıl bir hareket yapıyor bu? Serbest düşme hareketi yapıyor. Serbest düşme hareketinde bir isim, ilk saniyesinde 5 metre yol alır ve hızı 10, on, 10'a ulaşır. Yine bir, bir, saniye daha geçtiğinde 15, 25, 35, 45 şeklinde böyle yollar alıyordu. O zaman burada bir saniye geçtiği için bir saniyede 5 metre yol alacak ve 10'la tahtaya çarpmış olacak. E diğer tahta parçasına baktığımızda akıntı hızının sabit olduğu bir nehirde deniliyor. O halde burada sabit hıza giderken x eşittir v çarpı t denkleminden yararlandığımızda basit bir eşitlik yazdım. 5 eşittir v çarpı 1 saniye geçtiğinde serbest düşme hareketinden yararlanıp buldum pratik yöntemle. O zaman buradaki sabit hızımızda yine 5 metre bölü saniye olduğunu bulduk. Yani Buradaki tahta parçasında hızı akıntı hızına eşit yani akıntı hızının bu yönde 5 metre bölü saniye şiddetinde olduğuna bilgi olarak ulaşıyoruz. Buna göre yorumlara başlayalım. 1. Topun havada kalma süresi yarım saniyedir demiş. Hayır. 1 saniyede havada kalıyor. Serbest bırakılan isim 5 metre yolu 1 saniyede alıyor. Veya h eşittir 1 bölü 2 g kareden 5 tekareden de buradan yine formül itibariyle de bulabilirsiniz. Bu yanlış oldu. 2. Nehirdeki akıntı hızının büyüklüğü 5 metre bölü saniyedir. Evet, sabit hızla akan nehrin hızı 5. Doğru. 3. Topun tahta parçasına çarpma hızının büyüklüğü 10 metre bölü saniyedir. Evet, top arkadaşlar serbest düşme hareketi yaptığından dolayı 1 saniye içerisinde hızı 10 artar ve 10 metre bölü yer çekilmesi 10 olduğu için 10 metre bölü saniye hızla tahta parçasına çarpar. Bu bilgi de doğru. O halde hepsi doğru olduğu için cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Akıntı hızının sabit ve VA olduğu nehirde akıntıya paralel olarak suya göre VS hızıyla yüzen yüzücünün yere göre hızı VY oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. Yüzücü akıntıyla aynı yönde yüzüyorsa yüzücünün yere göre hızı akıntı hızından büyüktür. Arkadaşlar burada yere göre hız cismin hızına akıntı hızı eklenmiş haldeki hızdır. Yani atıyorum otobüs 5 ile sağa doğru giderken otobüsün üzerindeki cisim de aynı yönde 1 ile giderse yere göre hızı 6 olmuş olur. Aynı şey e, nehirde de geçerli. Yani nehir birlik bir hızla sağa doğru akarken de üçlük bir hızla hareket ederse yere göre yüzcünün hızı ikisinin toplamı yani 4 gözükmüş oluyor yani yere göre hızı vektör olarak bu ikisini toplayarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar yani suya göre hız artı akıntı hızının toplamına eşittir aynı yönlü olduğu için bunlar normal skaler anlamda da bu şekilde değer olarak toplam değerine eşit olmuş olur birinci yargımız doğru çıktı 2 yüzücü yere göre hareketsiz ise yere göre bakın hareketsiz ise bu çok önemli yüzücünün suya göre hızı ile akıntı hızı zıt yönlüdür Arkadaşlar yüzüğümü sağa doğru atıyorum. 3 metre bölü saniye hızla yüzmeye çalışıyor. Akıntı tersi yönde 3 metre bölü saniye hızla e, akıyorsa o zaman yere göre vektör, yere göre hız bunların vektörel toplamına eşit olduğu için hali ne yapacak? Birbirlerini götürdüğü için yere göre hızı 0 çıkmış olacak. Yani V yere göre eşittir diyorum. Ve yüzücünün hızı eksi V akıntı dediğimizde buranın 0 çıkması için e, eşit şiddette ve zıt yönde olmalı yüzücünün hızıyla akıntı hızının. Doğru mu arkadaşlar? Evet akıntı. Hızı zıt yönlüdür, doğrudur. 3. Yüzücünün suya göre hızı, yüzücünün suya göre hızı, akıntı hızı yere göre hızından büyük olamaz. Suya göre hızı yere göre hızından büyük olamaz diyor. Yanlış arkadaşlar. Neden? Çünkü yüzücünün hızı, bakın, burada 5 metre bölü saniye desek, zıt yönde gitseler, akıntı hızı da arkadaşlar. ...sola doğru atıyorum... ...2 metre bölü saniye hızla gidiyor desek... ...o zaman ne olacak? Yere göre hız, Vy dediğimiz değer... ...buradaki farka eşit olmuş oldu. Yani 3 olmuş oldu. E, suya göre hızı da ne demiştik? Vs eşittir, 5 demiştik. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar... ...burada yere göre hız... E, ...yüzücünün hızından küçük bir değer alabiliyor... ...veya yüzücünün hızı yere göre hızından büyük bir değer alabiliyor. Yüzücünün suya göre hızı... ...yani 5... ...yere göre hızından büyük olamaz... ...yani 3'ten büyük olamaz diyor... Hayır olur. O halde bu yargımız doğrudur. Onun için cevap 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda bulunan ve düşey kesse şekil 1'de kibe olan sürtümeli kayak pistinin kalmak kısmından ilk hızlı kısmı harekete geçen kayakçı, vücut şeklini değiştirmeden 0T zaman aralığında KL, T2T zaman aralığında LM doğrusal yollarında hareket ediyor. Kayakçının 0-2T zaman aralığında hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? KM boyunca kayak pistinin eğimi sabittir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci aralığa baktığımızda isim ne yapmış? Hızlanmış. Yani ivmeli hareket yapmış. Hızlanmış ve hızına ulaştıktan sonra LM aralığında ise sabit hıza gitmiş. Neden LM aralığında sabit hıza gider? Çünkü net kuvvet 0 olduğundan. O halde net kuvvetin sıfır olması sürtünme kuvvetinin ağırlığının sinüs alfa bileşenine eşit olması anlamına gelecek. Yani ağırlık yerin merkezine doğru mg şiddetinde bu yöndeki bileşeni hareket ettirmeye çalışan bileşeni mg sin alfa bileşenidir. Bu bileşen arkadaşlar birinci aralıkta hızlandığı için sürtünme kuvvetinden ne olacak? Sürtünmeli bir ortam dediği için büyük olmuş olacak ki bu aralıkta ivmelenmiş yani hızlanmış. Ama buraya geldiği andan itibaren arkadaşlar MGS'in alfası sürtünme kuvvetine eşit olmuş. Demek ki buradaki ortam sürtünmesi daha büyük olan bir ortammış. Ondan dolayı da sabit hızla gitmiş. 1. KL aralığında kayakçının mekanik enerjisi artmıştır. Arkadaşlar KL aralığında mekanik enerji azalır. Sürtünmeli ortamda dışarıdan bir kuvvet var ve harekete zıt yönde olduğu için bu kuvvet cismin e, enerjisini azaltır sürtünme kuvvetinden dolayı. O halde arkadaşlar ısıya dönüşmüş enerjimiz çünkü e, mekanik enerjisi artmış değil azalmış olması gerekiyor. O halde bu yargımız yanlıştır. 2. KL ve LM aralığında kayıkçının potansiyel enerjisindeki değişimler eşittir. KL ve LM aralığında potansiyel enerjisindeki değişimler eşit diyor. Bakalım arkadaşlar aldıkları yollara Aldığı yola baktığımızda altta kalan alan hız zaman grafiğinde yer değişimini verdiği için buraya x dersek buraya 2x diyecek miyiz? O zaman kl aralığı uzaklık olarak x, lm aralığı uzaklık olarak 2x olduğu için demek ki burada h kadar aşağı indiğini düşünürsek lm aralığında 2h kadar aşağı inecek. Çünkü eğimi sabitmiş, pistin eğimi sabit. O zaman, o zaman arkadaşlar bu yargımız da yanlış çıktı. Çünkü kayakçının potansiyel enerji değişimleri MGH'daki değişimler eşit değil. Birinci aralıkta birlik bir enerji değişimi oluyorsa ikinci aralıkta ikilik bir enerji değişimi olacak. Bu da yanlış. 3. LM aralığında kayakçıya etki eden net kuvvet sıfırdır. Evet. LM aralığında ne yapmış ismimiz? Sabit hıza gitmiş. Sabit hıza gitmesi için arkadaşlar ivmesiz hareket yapması lazım. İvmesinin sıfır olması lazım. E, sıfır olması da F net eşittir. M toplam çarpı A prensibine göre ivme sıfırsa arkadaşlar net kuvvetinde sıfır olması gerekiyor. Yani burada sabit hıza gidiyorsa net kuvvet sıfırdır bilgisi doğrudur. O halde 3 doğru. Cevap bundan dolayı B seçeneği doğru olmalı. bir yayın ucuna bağlı X ismi yatay sürtmesiz düzlemdeki KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapıyor. Yani hızlanıp yavaşlayıp durup ters yönde hızlanıp yavaşlayıp duruyor. Buna göre X ismi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. K ve L noktalarında iğmesi sıfırdır. Arkadaşlar K ve L noktalarına bakarsak bu basit harmonik hareketin yapıldığı en uç noktalar. Yani burada sıkışmanın maksimum, burada ise gerilmenin maksimum olduğu durumlar. Yani kuvvetin maksimum. F eşittir M çarpı A prensibine göre kütle sabitken kuvvet maksimum olduğu durumda iğme de maksimum. O halde demek ki K ve L noktalarında maksimum bir ivmeye sahip olmuş olacak. O noktasından geçerken geri çağırıcı kuvvetimiz sıfır olduğu için iğmemiz O'da sıfırdır. Burada ne demiş? K ve L noktalarının ivmesi sıfırdır demiş. Yanlış. Maksimum bir değerde olmuş olacak. Sadece O'da sıfır. 2. L'den M'ye geliş süresi. Arkadaşlar L'den M'ye geliş süresi burası olmuş oluyor. İle M'den O'ya geliş süresi. M'den O'ya O'dan M'ye fark etmez. Buradaki süreler birbirlerine eşit demiş. Yanlış. Neden? Çünkü K-L arasını 4 eşit parçaya bölsek arkadaşlar şöyle 4 eşit parça gibi düşündüğümüzde K'dan L'ye gidip gelmesi bir periyot sadece gitmesi periyodun yarısı. Ee, yarısının da yani K'dan O'ya gelmesi de T bölü 4'ü. İşte bu aralıklara baktığımızda 4 eşit parçaya böldüğümüzde buradaki süreler T bölü 6 yani periyodun 6'da biri burası 12'de biri. Burası arkadaşlar 12'de biri, burası da 6'da biri olmuş oluyor. Yani OM, ML arasında e, ivmeli hareket yapmasından dolayı arkadaşlar e, burada ne oluyor? Eşit sürede almıyor burayı. Yani OM arasında t bölü 2, ML arasında t bölü 6 sürede aldığı için bu yargımız eşittir dediği için yanlış. 3. M noktasında iken ivmesi eksi x yönündedir. M noktasındayken bakıyoruz arkadaşlar kuvvetin yönü ile ivmenin yönü aynıdır. M noktasındayken buna hangi yönde bir kuvvet uygulanmış? Giriş çağırıcı kuvvetimiz olduğu için yay gelildiğinden dolayı arkadaşlar sola doğru bir kuvvet uygulanmış. Bu kuvvet sola doğruysa M noktasındaki ivmesi de hali ne olacak? Kuvvetimiz F eşittir. M çarpı A prensibine göre kuvvet vektörel, ivme de vektörel. Yönleri de birbirlerine eşit. O zaman kuvvetimiz eksi x, x yönünde olduğu için iğmemiz de eksi x, x yönündedir diyeceğiz. Yani iğmenin de bu yönde olduğunu söyleyeceğiz. O halde arkadaşlar eksi x, x yönündedir bilgisi doğru çıktı mı? Evet. Cevabımız bundan dolayı B seçeneği olmalı. Merkezlerinden geçen miller etrafında serbestçe dönebilen 2R ve R yarı çaplı kale dişleriyle oluşturulan düzenek durgun iken pedala F büyüklüğündeki kuvvet delta T süre boyunca uygulanıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. K dişlisine uygulanan torkun yönü ile L dişlisinin kazandığı açısal hızın yönü aynıdır. Arkadaşlar şimdi K noktasına uygulanan torkun yönüne bakalım. Şimdi biz pedalı bu yönde döndürmeye çalışıyoruz kuvvetin etkisiyle. Sağ el kuralına göre bükülmüş dört parmağımız ok yönünü gösterdiğinde baş parmağımız torkun yönünü göstermiş olacak. Yani burada benim baş parmağım içeri yönü göstermiş oldu. İçeriye doğru bir tork etkisi var. Yani eksi Z yönünde bir torkumuz var arkadaşlar. Diyelim şimdi K dişlisinin kazandığı açısal hızın yönüyle aynıdır. K dişlisinin açısal hızı da arkadaşlar haliyle sağ kuralı yardımıyla bulunuyordu. Yine ok yönünde dört parmağımızı düşündüğümüzde torkun yönü de yine içeri doğru olmuş olacak. Yani torkun yönüyle açısal hızın yönü aynı yönlüdür arkadaşlar. O da içeri yönde olmuş olduğu için doğru oldu. Bakın bu dönen cisimlerde şu kavramı bilmenizi tavsiye ediyoruz. Diyelim... Arkadaşlar bir cismimiz var. O bunun etrafında yani çembersel yörüngede e, dolanıyor. Dolanırken arkadaşlar dönme yönünü şöyle belirtirsek yatay düzlem olarak düşünün bunu. Şöyle V diyelim. Bükülmüş dört parmağımıza cismin dönme yönünü düşündüğümüzde baş parmağımız burada bakın hop yukarı yönü göstermiş oldu. Bu hem torkun yönüdür hem açısal momentumun yönüdür hem arkadaşlar açısal hızın yönüdür hem de açısal ivmenin yönünü gösterir. Bunların hepsinin yönü aynı. Yani bunlar hep yukarı yönde. Burada ise içeri yönde bir tanesi çıkınca diğeri de içeri yönde çıkmış oldu. Aynı çıktı yani. 2. Kuvvet uygulanan süre içinde dişlerin açısal momentum'unun büyüklükleri artar. Bir tork etkisi varsa dışarıdan açısal momentum büyüklüğü artacak. Açısal momentum arkadaşlar birkaç farklı yolla bulunuyordu. 4 farklı yolla bulunuyor. Açısal momentum P çarpı R ile bulunur. Yine M çarpı V çarpı R ile bulunur. Yine arkadaşlar M çarpı Omega çarpı R'nin karesi ile bulunabilir. Yine I çarpı Omega yardımıyla bulunabilir. Şimdi bakalım burada herhangi bir tanesini deneyebilirsiniz. Mesela ben atıyorum şu üçüncüsünü denemek istiyorum. E, açısal momentum büyüklüğü artar demiş. Bakalım kütlesi değişiyor mu? Hayır. Peki açısal hızı değişiyor mu? Evet açısal hızı artıyor. Peki dişlerin yarıçapları değişiyor mu? Hayır. Bakın kütle ve yarıçap değişmezken açısal hızı arttığı için açısal momentum'un büyüklüğü yani L'si ne yapmış olacak? Artmış olacak. Bu yargı da doğrudur. K ve L dişlerinin açısal hızları eşit büyüklüktedir. Arkadaşlar açısal hızları eşit büyüklükte demiş ama K ve L dişlerinin açısal hızları farklı. Mesela bunun yarı çapını arkadaşlar ben 2R buna da R dersem bu bu yönde bir tur attığında diyelim açısal hızına omega diyelim. Bu da ne yapacak? 2 tur attığı için 2 omega olmuş olacak. Ve buradan da buradan da arkadaşlar açısal hız 2 pi bölü t buradan yararlanıp da veya 2 pi şeklinde bir formülden de uygulamasını göstermiş olalım. Birim zamandaki birim zamandaki tur sayısına biz arkadaşlar frekans diyoruz. O zaman açısal hızlarını kıyaslarken tur sayılarına bakarsak daha rahat olur. Yani aynı sürede aynı tur mu atıyor bunlar? Hayır. L daha fazla tur attığı için açısal hızının daha büyük olması gerekiyor. Yani K ve L dişlerinin açısal hızları eşit büyüklüktedir bilgisi yanlıştır. O halde cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Alternatif ve doğru akıma ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki 1, 2, 3, 4, 5 nolu özelliklerden hangisi doğru akıma aittir şeklinde sorulmuş. Doğru akım. Bir, enerji kayıplarını azaltmak için santrallerden yer değişim yerlerine aktarım sırasında trafolarla gerilim yükseltilerek taşınır. Arkadaşlar trafolarla yani transformatörlerle gerilimin yükseltilerek çalıştırılması alternatif akım jeneratörlerinde sağlanmış oluyor. Yani bunlar alternatif akım için geçerli olan bir bilgi o zaman birincisi olmaz. Doğru akım için geçerli değil. 2 elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılabilir. Evet, doğru akım jeneratörleri elektroliz ve kaplamacılıkta kullanılabilir. Çünkü sürekli bir yönde akım geçirdiği için anyonlar anota ve katyonlar katoda hareket ederek e, elektroliz, kaplamacılıkta, elektrolizde ve kaplamacılıkta bu şekilde kullanılabiliyor. 3 akım yönü ve şiddeti zamanla değişmez. Akım yönü ve şiddeti doğru akımda değişmez arkadaşlar. Tek yönlü artı kutuptan çıkan akım eksiye dolanır. Yani Doğru akım devrelerinde akımın yönü ve şiddeti sürekli aynıdır. Manyetik alana yer değiş, e, yerleştirilmiş iletken tel çerçevenin döndürülmesiyle elde edilebilir. Arkadaşlar buna biz indüksiyon akımı diyoruz. E, döndürülmesiyle indükleme ile elde ediliyor. Tabi bir tam tur yaptığında da alternatif akıma ulaşmış oluyoruz. Yani kısacası e, sinüsödal bir değişime sahip olacak şekilde yönü ve şiddeti değişen bir akım elde etmiş oluyoruz. İşte buna da alternatif akım diyoruz. Bu doğru akım değildir. Bu yanlış transformatörlerle gerilim değeri değiştirilebilir demiş. Hayır. Transformatörler arkadaşlar doğru akımla asla çalışmazlar. Alternatif akımla çalıştırırlar, çalışırlar. Alternatif akımı yükseltmeye veya alçaltmaya yarayan düzeneklere biz transformatör diyoruz. Doğru akım çalı, doğru akımla çalışmaz. Onun için bu da yanlış. O halde burada doğru akım için söylenmiş sadece 2 ve 3 nolu ifadelerimiz doğru e, olmuş oldu. O zaman doğru akıma ait B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Doğru akım kaynağı bu binde S anahtarı ile oluşturulmuş devre şekilde gibidir. T0 anda S anahtarı kapatıldıktan itibaren geçen 2 T süre içerisinde devrede oluşan elektrik akım şiddetinin zamanla değişimi aşağıdaki grafikte gibi oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? E, 0 T zaman aralığında devrede öz indüksiyon elektromotor kuvveti oluşur. Arkadaşlar akımın değişiminden kaynaklanan akıma biz öz indüksiyon akım diyoruz. Herhangi bir elektrik devresi var. Akım değişirse öz indüksiyon akım elde edilir. Anahtarı kapatılınca ne oluyor arkadaşlar? Devrede akım yokken akım birden i değerine ulaşırken bu arada bir değişim gerçekleşiyor. Yani bir öz indüksiyon akım oluşuyor. Yani öz, öz indüksiyon elektromotor kuvveti EMK dediğimiz bir durum oluşuyor. Bu doğru. Birinci yargımız doğru. T2T zaman aralığında bobindeki manyetik akı sabittir. T2T zaman aralığına baktığımızda arkadaşlar doğru akım bir jeneratörü olduğu için bobinin içerisinden geçen manyetik alan kuvvet çizgilerinin sayısı yani manyetik akı dediğimiz değer T2T zamanlarında sabit çünkü akımımız sabit arkadaşlar. O zaman bu yargı da doğru olmuş oldu. 3 T2T zaman aralığında devrede sabit büyüklükte öz indüksiyon akımı oluşur. T2'de zaman aralığında akım değişmediği için öz indüksiyon akım elde edilmez. Bakın öz indüksiyon akımın elde edilmesi için eksi L çarpı delta I bölü delta T ifadesini kullanıyorduk. Yani akımın birim zamandaki değişim hızıydı bu. Bu da bir öz indüksiyon kat sayısıydı. Akım değişmiş mi ikinci aralıkta? Değişmemiş sabit. O zaman öz indüksiyon akım oluşur mu? Oluşmaz. Öz indüksiyon akımın oluşması için bir elektrik devresinde akımın zamanla değişmesi lazım. O halde akım değişmediği için özindüksiyon akım oluşmaz. Cevap bundan dolayı 1 ve 2 B seçeneği doğru olmalı. Pet yani pozitron emisyon tomografisi cihazının çalışma ilkesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Nükleer tıp alanında kullanılan bir görüntüleme teknolojisidir. Evet arkadaşlar. E, Gama ışınları kullanılır. Gama ışınları da çekirdeğin bozulmasıyla elde edilir. Ondan dolayı çekirdekle alakalı olduğu için nükleer tıp alanında kullanılan bir görüntüleme cihazı. Hatta vücuda e, radyoaktif bir element enjekte ediliyor ve bu görüntüye aktarılmış oluyor. 2. Görüntülemenin temelinde vücuda enjekte edilen radyoaktif madde tarafından salınan pozitronların vücuttaki atomların serbest ile yok olma tepkimesine girmesi vardır. Evet biraz önce belirttiğimiz gibi arkadaşlar e, buradaki gama ışınları e, elde edilmesinde pozitron emisyon tomografisinde e, çekirdeğin bozulmasıyla elde edilen bir ışıma gerçekleşiyor. 3- e, X ışınları bilgisayarda işlenerek görüntü elde edilir. X ışınları ışınları bilgisayarda e, işlenerek görüntü elde edilmiyor. Gama ışınları ile elde ediliyor arkadaşlar bu. Gama ışınları yani çekirdeğin bozulmasıyla elde edilen bir e, ışımadan yararlanılıyor. Ondan dolayı X ışınları değil de gama ışınları işlenerek görüntü elde ediliyor. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 2 doğru. Yani C seçeneği doğru olmalı. Sorumuz bir bilgiyle başlıyor. Astronomlar yıldızlardan gelen ışık spektrumlarındaki kaymaları gözlemlemek için yıldızlardan gelen ışık dalgalarına spektrograf adı verilen yüksek çözünürlüklü prizma benzeri bir alet kullanırlar. Her yıldızın dış katmanında belirli dalga boylarında ışığı emen atomlar vardır. Bu soğurulma, yıldıza ait ışık spektrumunun farklı bölgelerindeki koyu çizgiler olarak görünür. Araştırmacılar bu çizgilerdeki kaymaları Doppler kaymasının boyutunu ölçmek için kullanırlar. Bir astronom şekil 1'deki bir X yıldızını dünyaya gelen ışık spektrumunu incelerken spektrumdaki koyu çizgilerin şekil 2'deki ok yönde kaydığını gözlemliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kayma yönüne baktığımızda Kırmızıdan mora doğru. Biliyorsunuz ki renkleri düşündüğümüzde kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor şeklinde düşündüğümüzde yukarıdan aşağı doğru yani kırmızıdan mora doğru enerji ve frekans artar. Dalga boyu azalır. Gördüğünüz gibi dalga boyu azalmış arkadaşlar. Doppler etkisi neydi? Kaynağın veya gözlemcinin hareketine göre frekansta veya dalga boyundaki değişim. Eğer arkadaşlar kaynağımız sağa doğru giderse kaynağın oluşturduğu dalga ile bakın. Hop Bunlar arasındaki açıklıklarda e, hareket yönünde daralma, diğer tarafta genişleme oluyordu. E, hareket yönünde sıklaşma, diğer tarafta seyrekleşme oluyor. Yani burada dalga boyları küçük, diğer tarafta dalga boyları büyük olmuş oluyor. Yani burada ne olmuş? Dalga boyları küçülmüş arkadaşlar. Yani o yıldız o zaman bize ne yapıyor? Yaklaşıyor. Dalga boylarının küçüldüğü tarafta yaklaşma gerçekleşiyor. Genişlediği tarafta uzaklaşma gerçekleşiyor. Buna göre bir... X yıldızından gelen ışık spektrumundaki karanlık çizgiler daha küçük dalga boylarına kaymıştır. E zaten kayma yönünü ve dalga boyunu burada belirtmiş. Yani daha küçük dalga boyları olan tarafa doğru kaymış. Yani demek ki oradaki X yıldızımız bize yaklaşıyormuş arkadaşlar. Doğru. Küçük dalga boylarına kaymıştır. Zaten burada şekil bilgisiyle onu bize vermiş. İki spektrumdaki kayma yıldızın dünyaya dünyadan uzaklaştığını gösterir. Hayır dünyadan dünyaya yaklaştığını gösterir. Dalga boyunun daralması, kısalması bize yaklaştığını uzaklaşması da e, arkadaşlar dalga boyunun büyümesini verecek bize. Burada uzaklaştığı dediği için yanlış çünkü dalga boylarında sıklaşma oluyor. Gördüğünüz gibi daralıyor yani dalga boyları küçülüyor. O zaman yaklaştı anlamına geliyor. 3. X yıldızının dünyaya uzaklığı değişirken X yıldızından yayılıp dünyaya gelen, dünyaya ilerleyen ışığın boşluktaki hızı değişir. Arkadaşlar ışık yani elektromanyetik dalga boşlukta ışık hızıyla hareket eder. O zaman arkadaşlar ortama bağlı olduğu için burada yıldızın hareket etmesi, uzaklaşması, yaklaşması oradan gelen ışığın bir Hızını etkileyen bir faktör değildir. Yani gözlemcinin veya kaynağın e, hızına bağlı olarak ışık hızı değişmez. Işık hızı boşlukta c 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye hızla yayılır. Hızı değişir, değişir dediği için yanlış olmuş. Cevabımız yalnız bir yani a seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Işık bazı olaylarda dalga, bazı olaylarda parçacık, bazı olaylarda ise hem dalga hem de parçacık özelliği gösterir. Işığın hem dalga hem parçacık yapısında olması durumuna ışığın ikili yapısı yani dualite ilkesi denir. Bazı ışık olayları aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre 1 2 3 nolu olaylardan hangileri sadece ışığın dalga yapısıyla açıklanabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci olayımıza bakarsak çift yarıklı düzleme düşürülen tek renkli ışık ekranda Ard arda sıralana aydınlık saçaklar meydana getiriyor. İşte bu ard arda aydınlık saçakların, karanlık aydınlık saçakların oluşması arkadaşlar. ışığın ışığın e, girişimiyle alakalı çift yarıkta girişim olayı dediğimiz ışığın dalga doğasıyla açıklanabilen bir olaydır. Tanecik özelliğiyle ile açıklanamaz. Çünkü ekranda iki tane aydınlık bölge olması gerekiyor ama daha fazla olması burada ışığın dalga özelliği sergileyerek girişim deseni oluşturmasını sağlamış. Yani bu yalnızca ışığın dalga doğasıyla açıklanır. Bize de de ışığın dalga doğasıyla açıklanan sadece e, olayları soruyor. Bir evet. 2. Elektroskoba bağlı eksi yüklü çinko levhaya mor ötesi ışık düşürüldüğünde elektroskomun yaprakları kapanıyor. Niye kapanıyor arkadaşlar? Bu ışık buradan elektron söküyor. Yani bir elektromanyetik dalganın elektron sökmesi olayına biz fotoelektrik olay diyoruz. Yani fotonun bir yüzeyden elektron sökmesi olayı. Bu ışığın tanecik teorisiyle sadece tanecik yapısıyla doğasıyla açıklanan bir olay. Onun için dalga doğasıyla alakası yok. Yine 3 birçok farklı düzlemde salınarak ilerleyen ışık polarize e, filtrelere geçirilerek tek bir düzlemde e, salınarak ilerlemesi yani buna kutuplaşma da e, ifade ediliyor. Yani düzene sokulması hadisesi oluyor. Bu da arkadaşlar ışığın e, dalga doğasıyla açıklanan bir olaydır. O halde bu ifademiz de doğrudur. O halde 1 ve 3 yani D seçeneği doğru seçenek olmalı. Bohr atom modeline göre çekirdek çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronların açısal momentumunu veren bağıntı aşağıda verilmiş. L eşittir n çarpı h bölü 2 pi. Bohr atom modeline göre çekirdek çevresindeki kararlı yörüngelerde dolanan elektronların toplam enerjilerini veren bağıntı aşağıda verilmiş. Yani e eşittir eksi rayberg sabiti çarpı e, z kare bölü n kare şeklinde. Bohr atom modeline göre çekirdek çevresinde dolanan elektronlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Açısal momentumu 2H bölü pi olabilir. Tabi H bölü 2 pi'nin 4 katı yani 4. örneğe çıktığımızda 2H bölü pi'ye ulaşırız. Yani böyle bir bilgi bir elektronayt açısal momentum bilgisi olabilir. Doğru. 2. Yörünge değişikliği sonucunda toplam enerjisi artan elektronun açısal momentumu azalır. Arkadaşlar üst yörüngelere çıktığımızda e, elektronun toplam enerjisi az, a, artmış oluyor. E, açısal momentum da üst yörüngelere çıktığında açısal momentumu da artması gerekiyor. Bakın buradaki eksiden dolayı bir üst katmana çıktığımızda yani birinci yörüngeden ikinci yörüngeye çıktığımızda elektronun enerjisi toplam enerjisi artıyor. Yine birinci yörüngeden ikinci yörüngeye çıktığımızda açısal momentumumuz da artıyor. Yani hem açısal momentum hem hem toplam enerji her ikisi artar. O zaman yörünge değişikliği sonucunda toplam enerjisi artan elektronun açısal momentumun da artması gerekiyor. Buraya azalır dediği için yanlış. 3. Açısal momentum ve toplam enerji kesikli değerlere sahiptir. Arkadaşlar zaten bu atom teorisi elektron ait bu bilgileri sıralarken elektronlar belli yörüngelerde belli enerjilere sahip, belli açısal momentum değerlerini taşıyabiliyorlar. Yani kuantum yani kesikli yapıya sahip bir değerleri olduğunu söylüyor. O halde bu ifade kuantumlu kesikli değerlere sahiptir bilgisi de doğrudur. 1 ve 3 doğru. Yani cevap D seçeneği olmalı. Sorumuz bir bilgiyle başlıyor. 1800'lerin sonunda çift yarık deneylerinde ışığın dalga yapısında olduğunu ortaya koydu ancak fizikçiler mekanik dalgalarda olduğu gibi ışığın da yayılabilmesi için maddesel bir ortama ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorlardı. Fizikçiler tüm evreni dolduran bir madde olduğunu varsaydılar bu maddeyi eter veya esir olarak adlandırdılar. Michelson ve Morley, eter hipotezini kanıtlamak için bir deney tasarladı. Michelson-Morley deneyinin amacı, interferometre yardımıyla dünyanın eteri göre hızını ölçmekti. Michelson-Morley deneyi ile ilgili sonuçlarından hangilerine ulaşılmıştır? Bir, eter hipotezinin mümkün olmadığını olamaz. Arkadaşlar o dönemlerde tabi maddesel ortam olmadan dalgaların yayılmayacağını düşünüyorlardı. Ama elektromanyetik dalgalar maddesel ortam olmadan yayılabiliyorlar. Bu eter hipotezinin varlığını çürüttü arkadaşlar. Michelson Morley deneyi sonucunda eter hipotezinin mümkün olmadığını sonucuna vardılar. Bir doğru. İki, ışığın yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Tabi böyle bir sonuca ulaşmış oldular boşlukta hatta ışık hızıyla yayıldığının sonucuna varıldı. 3. Işığın boşluktaki yayılma hızı her doğrultuda eşit büyüklüktedir. Evet her doğrultuda ışık hızında ışık hızıyla yayılmış oluyor. E, 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye hızla ve arkadaşlar buradaki bütün ifadeler doğrudur. Yani Michelson-Morley deneyiyle e, ulaşılmış e, sonuçlardır. Cevabımız hepsi yani E seçeneği doğru olmalı diyeceğiz.